Onur Koleji'nden merhabalar. Bugünkü konumuz çocuklarda yemek seçimi hakkında olacak. Çocuklar yaklaşık olarak 2 yaşından başlayarak kendi öz bakım becerilerini karşılayabilecek kas gelişimini kazanırlar. Bu kazanımlar onlara yavaş yavaş giyinip soyunabilme, daha hızlı hareket edebilme ve kendi başına çatal ya da kaşık kullanabilme becerisini vermiş olur. Ancak genellikle bu yaş çocukları hala ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından beslenmektedirler. Çoğu anne baba çocuklarının yemeği çok seçtiğinden ya da evde hiçbir şey yemediklerinden bahsederler. Yuvada veya dışarıda yemek yeme sorunlarının ise pek fazla olmadığını satır aralarında dile getirirler. 2-5 yaş arası çocukluk dönemine oyun çağı denilmektedir. Bu çağın en önemli özelliği kendi iç dünyalarından sıyrılıp çevreyle etkileşip davranış edindikleri bir dönemdir. Beslenme alışkanlıkları da bu dönemde değişiklik göstermektedir ve taklit etme davranışlarının en baskın olduğu dönemdir. Anne, baba ve evde yaşayan diğer bireylerin olumlu ve olumsuz tüm davranışlarını taklit ederler. Oyun çağı çocuğuna iyi örnek olmak ve olumlu davranış sergilemek beslenme açısından büyük önem taşımaktadır. Yemek seçme sebepleri nelerdir? Anne sütünden ek besinlere geçildiği dönemde besinler tek tek bebeğe tattırılmadıysa ve genelde bulamaç bir beslenme tarzı benimsendiyse ileride çocuk tadını bilmediği şeyleri reddeder. Evde bakıcı, anneanne ya da babaannenin büyüttüğü çocuklarda bu sorun daha çok yaşanmaktadır. Çocukların kendi kendine yemek yemelerine fırsat vermezler. Böylece hem ortalık hem de çocuğun üstü başı temiz kalmış olur. Ayrıca peşinden dolanıp bin dereden su getirerek çocukların çok daha kolay yediklerini düşünürler ve vicdanen daha rahat ederler. Taklit ettiği ebeveyninin olumsuz davranışları, örneğin sebze yemeyen bir annenin çocuğunda da sebze sevmediği sıkça karşılaşılan bir dönemdir. Yemek yeme konusunda yapılan ısrar ve baskılar sıkıntılı sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü bu dönemde çocuklar kendini ispatlamaya çalışırlar ve tercihlerini ön plana almak isterler. Zorlama ve ısrardan asla hoşlanmazlar ve bu zorlamalara zıt davranış geliştirerek yemek yemeyi reddederler. Çocuğun çevreye olan ilgisi yemek yemeyi ikinci plana atmasına neden olabilir ve daha çok psikolojik nedenlerle çocuklar yemek seçerler. Seçtiği besinle ilgili geçmişte yaşadığı olumsuz bir duygusu o besini daha sonraları reddetme nedeni olabilir. Örneğin A yemeği çocuğa bir kez zorla yedirilmişse çocuk o besine karşı tepki oluşturabilir. Yemeklerin hazırlanma ve sunuş biçimi de yine yemek seçme nedenleri arasındadır. Televizyon karşısında veya ayaküstü yemek yemeleri dikkatlerini yemek yemeye vermelerini engeller ve bir sonraki öğünde de yemek yemeyi reddetme davranışı gösterebilirler. Peki yemek seçen çocuğa ne yapmalı? Çocukların yemek seçmesini engellemek ve seçtiği besinleri yemesi için şunları yapabilirsiniz. İlk olarak kendi yemek istiyorsa izin verin. Eline çatalı alıp ağzına götürmeye başladığı günden itibaren kendi kendine yemek yemesine mutlaka izin vermeye çalışın. Etraf batacak, korkusuyla yaklaşmayın. Ona sadece yemesinde yardımcı olmanız yeterli olacaktır. Bebeklikten itibaren çeşitliliğe önem vermeye çalışın. Ek besinlere 6. ayda başlayın ve verilmesi gereken tüm besinleri ayına göre tek tek vermeye başlayın. 1 yaşına geldiğinde hemen hemen tattırmadığınız sebze ve meyve kalmaması gerekmektedir. Bulamaç besinler vermekten kaçının. Onu hiçbir şey için zorlamayın. Hele yemesi için asla zorlamayın. Çocuklar belli kurallar dahilinde hareket etmeyi severler. Öğün saatleri ve yemek menüsünde iyi bir planlama yapmaya çalışın. Tutarlı olmak oldukça önemlidir. Çevresinde kim varsa, anne, baba, abla, dede vesaire bir davranışı karşısında herkes aynı tutumla mutlaka çocuğa cevap vermeli. Örneğin, ıspanak yemediğinde baba kızar, anne yemesen de olur der. Anne dayanamaz, sevdiği bir besini yaparsa çocuk en kolay olanı ve işine geleni yapacaktır. Yani ıspanağı yemeyecek ve annesine sevdiği yemeği yaptıracaktır. Çocuğunuzun tercihlerini de göz önünde bulundurun. Alışverişe gittiğinizde sepete istediği bir iki besini koymasına izin verin. Sebze alırken hoşuna gideni sepete koymasını ondan isteyebilirsiniz. Besinleri her seferinde farklı biçimlerde hazırlayın. Her gün farklı menüler hazırlayabilirsiniz. Özellikle sebzeleri değişik formlarda hazırlayın. Bir sefer sulu bir yemek içinde sunduysanız
Bir sonrakinde böreğin içerisinde sunum yapabilirsiniz. Ya da etin yanında garnitür olarak verebilirsiniz. Renklerine göre besinleri çizgi film kahramanlarına benzetebilirsiniz. Yemeklerinizi bir seferlik pişirin. Ailece bir öğünde tüketip ertesi güne yemek arttırmamaya çalışın veya elde artan yemeği başka şekillerde değerlendirin. Mesela artan pirinç pilavını domates suyu ile çorba yapabilirsiniz. Çocuğunuza örnek olmaya çalışın. Yemeklerinizi mutlaka aynı masada ailece yiyin. Aynı yemekten onun tabağına yiyebileceği miktarda koyun. Daha büyük tabağa koyarak daha az görünmesini sağlayabilirsiniz. Sizin yediğinizi gördükçe o da taklit edecek ve yemeye başlayacaktır. İlk seferde sadece tadına bakmaya karar verebilir. Asla ısrar etmeyin. Tadına bakması bile aslında büyük bir gelişmedir. Bunu unutmayın. Yeme davranışlarını kötüleyici sözler söylemekten kaçının. Aksine olumlu davranışlarıyla övündüğünüzü belirten sözler söyleyin. İştahını kapatacak abur cuburlara karnı açken sakın vermeyin. Yemekten önce meyve suyu, cips, çikolata ve benzeri iştahını kapatacak besinleri ortadan kaldırın. Ve bu besinleri yemesine asla izin vermeyin. Her istediği besini ona vermemeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Karnı acıkan bir çocuk yemek yerine aperatif gıdaları tercih eder. Çocukların ellerine bebe bisküvisi verip iştahları kesilmemelidir. Bebe bisküvisi ile sadece karbonhidrat almış olurlar ki bu sefer de ihtiyaçları olan diğer besin öğelerini karşılamamış olurlar. Neşeli, sağlıklı, sevebileceği besinler hazırlayın. Salatasının veya makarnasının üzerine besinlerle kaş ya da göz çizebilirsiniz. Fırında yumurtalı ekmek, peynirli, sebzeli börekler yapabilirsiniz. Süt tüketmiyorsa sütlü tatlılar yapmayı deneyebilirsiniz. Besinleri ödül veya ceza aracı olarak asla kullanmayın. Bu onun besinleri size karşı silah olarak kullanmasına neden olabilir. Ödül veya ceza aracı olarak kullanılan besinlere karşı aşırı düşkün olup bunun dışındaki besinleri reddedebilir. Sofrada çok uzun saatler geçirmekten kaçının. Çocuğunuza yemek yedirmek uğruna saatlerce sofrada kalmayın. Yemek yemiyorsa 20 dakika bekleyin, sofrayı kaldırın. Karnı acıktığında ise abur cuburlardan uzak tutmaya çalışın. Bu yöntem birçok inatçı çocuğun pes etmesini ve sonunda yemek seçmemesini sağlayacaktır. İlgisini hazırladığınız besinlere çekmek için farklılıklar yaratabilirsiniz. Meyveleri meyve salatası yaparak jöle ile servis edebilirsiniz. Yemek seçen çocuğa yiyecekler ile ilgili masal anlatabilirsiniz. Bütün çocukların büyülendiği ve odaklandığı en önemli kelimedir masal. Çok hareketli bir çocuğu masal ile yerine oturtturabileceğiniz gibi çocuğun besinleri sevmesini de masal ile sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.